yapıyorsun? Vize sürüyorum. Nereye gidiyorsun? Kayseri. Neden? Gezmek olsun. Maksat gezmek. Bu hafta sonu iki tam gün Kayseri'ye gidiyoruz. Orada yakın bir arkadaşımız var, Kemal. Kemal bizi gezdirecek iki gün boyunca. Orada görüşürüz. Şimdi Kayseri'ye indik. Kemal karşılayacak bizi. Kemal'le tanıştıracağım. Giremiyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Selamlar. İzmir'den sevgi ve selam getirmişek. Sen araba sürmeyi biliyor musun? Tabii. Bilmiyorsan ben süreyim bak. Hayda. Vlog'a hazır mısın? Buraya doğru söyle. Ne söyleyeyim? Vlog'a hazır mısın? Hazırım. Senin adın ne? Kemal. Tamam. Kayseri'ye gelecek olan tüm arkadaşları Kemal ağırlayabilir. Bayağı buranın zenginlerinden okumadı, ticarete atıldı. Şimdi bizi nereye götürüyorsun Kemal Usta? Ne yapacağız Erciyes? Next station is Erciyes. Ne yapacağız Erciyes'te? Erciyes'te teleferikle yukarı çıkacağız. Kayak yapmayalım dediniz çünkü. Böyle bir bakarız. Bir sucuk yeriz. Tekir tatlısından tatlı yeriz. Tekir tatlıcısı. Evet. Uludağ mı daha güzel, Kayseri mi? Erciyes. Tabii ki Erciyes. Neden? İstanbul'dan rahatlıkla uçakla bir saatte buradasınız. Japonların tercihi. Japonlar, Ukraynalılar, Ruslar hepsi burada. Yazın çok oluyor yani. Bir hafta sonu oluyor. Oho birader, sıcak dedim. Getirdin mi bizi buraya? Kayseri'nin meşhur ne tatlısı? Halka tatlısı değil. Başka adı da var da. Kayseriler de her şeyi biliyor mu? Beğendin mi Erciyes'i? Güzel. Nesi kar, güzel? Kar güzel. Türkiye'nin en büyük kayak tesisine geldik şu an. Kemal bizi getirdi sağ olsun. Şimdi şu yukarıdaki tekir pisti. Şu yukarıda da oturacak bir kafe varmış. Oraya gidelim dedik teleferikle. Kayak yapmayacağımız için diğer tesisler, diğer pistlere gitmeyeceğiz. Sadece tekiri görmüş olacağız. Sen genelde hangi pistten kayıyorsun? Ya ben hepsini kullanıyorum. Divan, Hisarcık, Hacılar. Bilmeyenler Tekir'de, bilenler zor. Aynen, bilmeyenler Tekir'de. Yani en zor. En zora çıkmadım ben de. Bir alt seviyesine. Hisarcık falan da güzel yani. Bir tık daha iyi. En zor hangisi? En zorun ismini divan diye mi geçiyor en zor? Öyle olması lazım ama tam emin değilim. Sonra da sucuk ekmek ısmarlayacak ki bize. Biz gider. Tamam, olur. Dışarıdaki dükkandan aldık sucuk ekmeği. İçeriye biraz pahalı bulduk. Burada 30 lira. Çay da 6-7 lira. Çay 6-7 lira, sucuk ekmek de 30 liraymış. İyi, güzel. Zirvede yemek ya. Bence güzel. Afyon sucuğu olmasın? Bence bu çipre sucuğu. Afyon sucuğu buraya giremez. Yerdeki şu teleferikler var ya. Hı-hı. Bunlar develi. Buradan oraya da geçiş var. Bu pistten. Develi. Tekeli pist. Şimdi Kayseri Lisesi'ne geldik. Bu Abdullah Gülmüş. Bu Hulusi Akar'mış. Bu Turgut Özal. Behçet Kemal Çağlar. Jale Baysal. İlk modern kadın kütüphaneci. Hepsi bu liseden mezun olmuş.
Çok tarihi bir bina bu arada. 1900'lerin başında yaptırılmış. Kişi başı 5 lira giriş. Kayseri Lisesi'nin karşısında bulunan bina da eski bir kiliseymiş ama burayı şehir kütüphanesine çevirmişler. Gezdik içeriye. Mükemmeldi atmosfer. Az önce de Atatürk evine soktu Kemal'imizi. Arkamızda şuan. 1919'da Atatürk Kayseri'ye geldiğinde ilk defa bu evde konaklamış. İçeride şeyi de öğrendik. Bu yeni Türk alfabesine geçildiğinde yeni harflerin öğretildiği çok ünlü fotoğraf. Bir fotoğraf var ya. Kayseri'de çekilmiş aslında o fotoğraf. Onu Kayseri öğrendik. Kayseri Meydanı'nda çekilmiş. Halka öğretirken. Afyon'un Cumhuriyet Kayseri'nin Şahin mi? He? Afyon'u bilmiyorum, ben Afyon'u tanımıyorum. Ha, başyazıcı da burada çok biliniyor. Aynen, başyazıcı da biliniyor ama en çok dışarıdan... Ama Şahin daha eskiymiş bak, o 1923, o 1953. Soldaki Gece cami ne camisi? Şura Bürüngüz Camii diye geçiyor. Bürüngüz. Yeni bir cami mi burası? Yok, bu da çok yeni sayılmaz yani, çok tarihi değil ama çok da yeni değil. 30 kaç sene sonra, 90'larda yaptık. Şu karşıdaki otel mi sizin oteldi? Biz devrettik, Hilton kemizinde. Ha, bu Windham'ı siz sattınız, tamam. Karşıda da Kayseri Spor Lisansı ünlü mağazamız var. Ha, Saat Kulesi şurası değil mi? Saat Kulesi. Evet, meşhur bu, saat. Bunun önünde öğretiyormuş Atatürk. Aynen, yani. Atatürk heykeli var burada. Şimdi Kayseri Çarşı'da bulunan, merkezde bulunan Hunat Medresesi'ne geldik. Burada kahve içiyoruz. Güzel bir yer, eski bir yer, yine Selçuklulardan kalma bir yer. Çok tatlı bir yer burası. Burası 33 bin kişi. Bir de eski stat yani. Bundan sonra işte bu örnek alınarak diğer şehirlere de modern statlar yapıldı. Akşam Kayseri maçı var ama ondan önce bizi nereye götürüyorsun Kemal Bey? Kapadokya. Kapadokya. Nerelere gideceğiz Kapadokya'da? Vallahi gidebilirsek bakalım Avanos, Göreme, Ürgüp, Avanos'ta sallanan köprü. Hmm, seyir teraslarına, seyir teraslarına aynen, götürüyoruz. Şöyle yukarılardan şöyle bir aşağı bakalım diyoruz. Balon ısmarlayacağım, balona bineceğim. Ya balon ısmarlayacaktım ama hava şartlarının dolayı iptal olmuş. O yüzden erken de gitmedik. Normalde sabah 5-6 gibi çıkacaktık yola. Baktık 3 gibi meteorolojiden haber alındı. Ona göre haber verildi bize. Senin adamlar mı? Aynen, bizim adamlar var orada da. Birkaç balon şirketi tanıdık. Onlar uçulmayacak deyince biz de biraz daha geç kalktık, kalkıp kahvaltımızı yaptık. Rahatça gidip geleceğiz inşallah. Helal be. Hadi sağlıcakla. Thank you.
Kemal, nasıl oluşmuş bu yapılar ya? Anlatsana bize biraz. Erciyes Dağı'nın sayesinde. Erciyes Dağı ne yapmış? Diğer dağları boşver. En önemlisi Erciyes Dağı. Patlamış zamanında. Volkan, tüz, hepsi. Sonra? Onlar buraya birikmiş. Sonra? Yıllar, yıllar içerisinde bunlar oluşmuş işte. Neden? Birikince ne olmuş? Cevap mı bekliyorsun? Evet. Ya Google'a yazıyor işte, ben buranın turist rehberi değilim. Aldın mı cevap? Erciyes Dağı'nın. Aynen. Ondan sonra neydi? Güllü Dağ, bir de Hasan Dağı mıydı? Evet. Onun lavlarından oluşan bu kalıntılar. Rüzgar almış taşımış buraya. Aynen, bak Google'mışsın aslında. Birazdan Göreme Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Göreme Açık Hava Müzesi, Kapadokya'nın ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen yerleri başında geliyormuş. Yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ediyormuş burayı. Hatta 1985'ten bu yana da UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş. Bu Açık Hava Müzesi'nde M.Ö. 4 ve 13. yüzyıllar arasında kaya blokları içine oyulmuş kiliseler, şapeller, yemekhaneler, oturma mekanları varmış. Yoğun bir şekilde manastır yaşamını ev sahipliği yapmış bir kaya yerleşim yeriymiş aslında burası. Müze kartla giriş yapabiliyorsunuz buraya. Gezmesi hem görsel açıdan hem de kültürel açıdan gerçekten etkileyici. Buraya kadar gelmişken buraya uğramadan geri dönmemek lazım. İçlerindeki en güzel yer Ürgüp'müş. Şu an bir günün batımı izleme noktası varmış. Oraya çıkıyoruz. Bayağı güzelmiş. Çok fazla otel var. Muhtemelen çok pahalıdır hepsi. Ama çok güzel hepsi. Şu karşı kaleye ne demiştin sen Kemal? Ortahisar mı demiştin? Ortahisar yazdım. Bizim için